Değerli basın mensupları, öncelikle şunu belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Sevgili abim Doğan Sarıbeyoğlu, bildiğiniz gibi kendisi Galatasaray'a ve herkese çok yardımda bulunmuş bir büyüğümüz. Kulübümüzün uzun süre basın sözcülüğünü de yapmış birisi. Belagatıyla çok öne çıkan birisiydi. Kendisi vefat etti. Mekanı cennet olsun. Ben her iki oğluna da, bütün ailesine de ve sevenlerine başsağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Bu üzücü haberin arkasından da şampiyon olan su topu takımımıza da tebrik ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Ailelerine ve başarıda katkısı olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benimle beraber yürümeyi kabul eden bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Bu süreçte seçim yarışına giren değerli Eşref kardeşime de bu süreçte başarılar diliyorum. Bildiğiniz gibi değerli Galatasaraylılar, 11 Haziran'da seçimimiz var. Bu seçim öncesinde, daha doğrusu 12 Haziran sabırsızlıkla bekliyoruz şunun için. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini kulübümüze yaşatmak üzere projelerimiz var. Bu projelerimizi 12 Haziran'dan sonra devreye almak için sabırsızlanıyoruz. Bildiğiniz gibi bugünden itibaren başlayan seçim sürecinde de peyderpey bu projeleri değerli üyelerimize, değerli Galatasaraylılara ve Türk kamuoyuna anlatacağız. Değerli Galatasaraylılar, biz Galatasaray'ız. Bizde sen ben yok. Sadece Galatasaray var ve biz büyük bir aileyiz. Değerli Galatasaraylılar, bu seçim sürecinde bir yarışma bu. Bu yarışmada Galatasaray'ın etik değerlerine yarışan bir yarışma olacağını biliyorum. Hep öyle olmuştur. Ve bu hizmet yarışına giren herkese de bu seçimin hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Erdem kardeşim hakkında bir şey söylemeye gerek yok ya. Şimdi bütün ekibim olduğu gibi gerçekten Galatasaray'a gönül vermiş, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir ekibimiz var. Tabii geçmişten aldığımız dersler var, geçmişten gelen deneyimimiz var. Ekibe baktığınız zaman zaten şu anda gelemeyen arkadaşlarım var. Listeyi okuduğunuz zaman liste her şeyi söylüyor. Geçmişten de gelen deneyimlerle bundan sonraki süreci Galatasaray için çok daha faydalı yöneteceğimizden kimsenin endişesi olmaması lazım. Erdem kardeşim de zaten planladığımız gibi sportif AŞ'de yer alacak. Ayrıca kendisini zaten çok deneyimli olduğu gayrimenkul projelerinin geliştirmesinde de en önde kulübüne hizmet edecek. Ben kendisine yönetim döneminde vereceği katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ve bir teşekkür de ekibimde bulunan değerli kardeşim Cemal, Metin kardeşim ve
bütün arkadaşların hepsine başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir süreç olacak. İnşallah kazanan Galatasaray olacak. Siz de Metin Bey'le birleştiniz. Adalet ne zaman aklınıza geldi? Metin Bey'le listelerin birleşmesi ve daha sonrasında beraber bir koalisyona girmeniz. Biz hep beraberiz. Birleşme diye bir şey yok. Dolayısıyla Galatasaray'da yani birleşme ayrılıklarda olur. Biz bir aile olduğumuzu biraz önce söyledim. Bir ailenin bireyleriyiz sadece. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Başkanım, sizin zamanınızda başarılar oldukça fazlaydı. Teşekkür ederim. Tribünlerin sevdiği bir isimsiniz. Onlara bir mesajınız var mı başkanım? Efendim? Tribünlerin sevdiği bir isimsiniz. Başarılar geldi döneminizde. Şu anki durumu görüyorsunuz. Siz de özellikle futbol takımı için söylüyorum. Tribünlere, taraftara, camiaya bir mesajınız olacak mı? Bir başarı. Değerli basın mensupları, bir seçim sürecindeyiz. Bu soruların cevaplarını yönetime geldikten sonra vermemiz çok daha doğru olur. Onun için hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. Evet, Dursun Bey, Dursun Özbek, sevgili seyirciler, Galatasaray Kulübü'nün başkan adayı. Beraberindekiler, hemen sol tarafında eski başkan adayı Metin Öztürk. Birleşme kararı aldılar. Dursun Bey'in hemen sağında da Cemal Özgörkey. Ve işte Dursun Özbek'in ekibi sevgili seyirciler şu anda basın mensuplarının karşısında foto muhabirlerine ve tabii kameraman arkadaşlarımıza resmi veriyorlar. Galatasaray'ın başkan adayı Dursun Özbek listeyi verdi. Saatlerimiz 17.07'yi gösteriyor. Tabii orada basın mensubu arkadaşlarımızın soruları var ama Sayın Başkan cevaplamaktan kaçındı. Doğrudur çünkü bu bir seçim hani... Seçimin seyrini manipüle etme adına belki de konuşmadı ama seçildikten sonra ya da işte kaybettikten sonra mutlaka ya da kazandı ya da kaybetti bir açıklama yapacaktır elbette. Ama şu anda Dursun Bey listesindeki iki isim Metin Bey, Özgörköy, Cemal Bey birlikte orada bir fotoğraf yani bir nasıl ki Eşref Bey bir gövde gösterisi yaptı. Aynı şekilde de Dursun Bey bir gövde gösterisi yaptı. Şimdi tabii bu açıklamalar yani bir de liste tam elimize gelsin de öyle daha net yorum yaparız abi. Tabii haliyle yani iki tarafında gövde gösterisi farklı kişiler üzerinden gidiyor. Bu tarafta da bir tarafa bakıyorsunuz biraz daha ağır basıyor diyorsunuz. Öbür tarafa bırakıyorsunuz burada bir iki isim ağır basıyor diyorsunuz. Önemli olan seçildikten sonra ne yapacakları. Yani işler artık isimler üzerinden de çünkü futbol takımı değil yönetici bunlar. Tabii. Burada iş yapmaları çok önemli. Birbirlerine koordineli çalışmalar önemli. Çünkü çok meşakkatli bir yola giriyorlar.